Ben aşağı yukarı 40 yıldır bu sanatın içerisindeyim. Bütün İstanbul piyasasındaydım zaten. Bütün sanatçıların orkasında çaldım. Fuat Sagay, Erkan Uçaklı gibi. Fuat Sagay'la bayağı çalıştım yani. Bütün sanatçılara çaldım İstanbul piyasasında. Yaklaşık 11 yılda Trabzon'dayım. Kemence imalatı yapıyorum işte. Arada da böyle programlara gidiyorum. Bazen. Tabii yerine göre ama Trabzon küçük bir yer. Burası kemencenin orijinal yeri. Doğduğu yer. Trabzon. Çok sayıda kemence çalan var. Bir de kemence hep yapıyorum. Hem tersini veriyorum. Kemence tersi. Halk edimlerde. Trabzon halk edimdeyim yukarıda. Bir de yapıyorum yani. Üç çeşit işle uğraşıyorum şu anda. Yapımı nasıl başlıyor abi? İlk önce şöyle bir... Yapımı önce şu gördüğünüz ağaçları şu şekilde getiriyorsun. Çizip kalıp şekilde. Şöyle. Şu ağaçları çekebilirsin. Çok keşke. Şu vaziyette getiriyorsun. Ondan sonra izini alınıyor. Ondan sonra izi boşaldıktan sonra şöyle temizleniyor içerisi. Ondan sonra kabağa koyuluyor üzerine. Şu şekilde. Bu şekilde ondan sonra meyve ağaçları. Meyve ağaçları yani. Enstrümanlar çok kibardır aslında. Yani çok naziktirler. Bütün meyve ağaçlarından oluyor mesela. Bak tut, erik, işte ne bileyim hep meyve ağaçları. Yani çünkü onların tamarları ona göre. Yani enstrümana, bütün bağlamalarda da aynıdır o. Mesela ardıç oluyor, istisna. Akça ağacı, kullandığımız ağaçlar böyle. Evet. Bu hale getiriyorsun, sonra bilirsin aynen. Ondan sonra eterik telleri var onların tabi, numaralı mesela. Kemencenin seslerine göre, notasına göre. Şundan mısın? Takıl, yok. Çelik onlar. Çelik mi? Tabi tabi, çelik. Çelik. Şu kemencemiz bitti mesela. Telleri takılacak onun. Kaç tane tel takıyorsun abi? Üç tane tel takıyorum onu. Üç tel takıyorum onlara. Olması gereken üç tane. Tabi üç tane. En güzeli o. Üç tane tel. Kemencede. Kemence şöyle diyeyim sana. Yaylı enstrümanlar da güzel bir enstrümandır. Bütün makamları çalacak kapasitede. Bütün müzikleri çalacak kapasitede. Tek oktavdır. Bir oktavdır. Yani 15 nota olsa onda iki oktav olur o zaman. Çift oktav olur. 12 nota var onda basılan. Bir de ara notalar var onda. Ama bütün makamları, bütün müzikleri çalacak kapasitede kemence. Dört telli de yaptık ama dört telli kemencelerde tabi mesela çalarken tembel kalıyor parmaklar. Tamam mı? Mesela o zaman 15 notayı alıyorsun onunla beraber mesela. Bir yapılmış kemencede anlatırım size. Onları da. Güzel bir enstrüman. Her yöreyi çalacak havası dedi kemence. Ama daha önemlisi Trabzon yöresi mesela. Karadeniz yöresinde Giresun, Körele. Giresun'da kemence yok. Körele de var, Enesil de var. Yani Trabzon'a yakın olan yerlerde var kemence. Rize'de kemence yok. Nerede var? Trabzon'a yakın olan yerlerde. Çünkü ilk kemence Trabzon merkeze geldiği için o zaman internet öyle bir şey yoktu. Haberleşme cihazları. Tabii yakın olan insanlar burada kördü, getirdi. Hatta Rumlar bile buradan aldı gitti. Yunanistan'da kemence yok. Rumlarda var sadece. Hani Trabzon'dan giden Rumlarda kemence var. Çok da güzel kemence çalıyor adamlar. İşi geliştirdiler. Yani bizden çok daha iyi onlar. Ustalıkları. Yapıştırma yapıyorlar onlar kemenceleri. Yani şu kemence onların modeli. Şu kemence. Onların modeli ama çalma şekline çok uygun. Çalma sistemine göre. Şu da bizim Trabzon yöresi. Tamam mı? Trabzon yöresi. Adam kurda fakarak yapmış kafasını. Kurt kafasını fakarak. Tamam mı? Ama güzel bir şey yapmış onda yani. Bizim kemence güzel. Trabzon kemencesi. Ondan sonra komalak adıyorum ona. Önce yağlıyorum ağacı. Yağlandıktan sonra komalak adılıyor ona. Başka türlü renk almaz ağaç.
Evet. Komalağı biliyor musun? İşte şunlar sürülüyor onu. Hmm. Şu komalak. Ama ağız bir yağlandıktan sonra yağlamasan bu ağzı zeytinyağı olabilir, keden yağı olabilir. Yani veya normal magena yağı olabilir. En güzel hakiki yağ olabilir. Hakiki zeytinyağı. Yoksa normal zeytinyağı alın. Evet. Peki. Evet. Abi kaç çeşit kemençe var? Şimdi her odaya göre kemençe var. Kalonto'dan mesela kalonto, hatta kalonsu çıkabiliyoruz. İnce reye kadar. Her odaya bir kemençe var. Bir de mesela bunların tiyezleri var. Pemörleri, tiyezleri. Mesela do tiyez, re tiyez. Tamam mı? Ondan sonra mi bemör. Ara sesler yani. Ara sesleri bir de var. Yani bunların arasındaki mesela sesler diyelim şu kemençe diyelim la. Değil mi? Tamam. Bunu la diyese yani si bemöre çekebiliyorsun. Bu körele tipi. Körele. Tamam. Evet. Yani dedik ya Kiresun'da kemenze yok. Körele de. Ya Trabzon'a yakın olan yerlerde. Rize'de bizim kemenzeleri kullanıyor mesela. Bu da Trabzon tipi. Bu kemenze de. Bunun özelliği ne abi? Trabzon, Trabzon tipinin daha kurda benziyor kafası. Daha kibar bir kemenze. Trabzon tipi. Yani ben Trabzonlu olduğum için değil ama mesela siz de görebilirsiniz mesela bunu şey olarak yakışıklı bir kemençe. Yani tabii ki daha kibar, daha körsel olarak daha güzel mesela. Tamam mı? Bunlar da işte Rum tipi. Yani buradan giden Rumlar, Trabzon'dan gidenler, yani kemençeyi Trabzon'dan giden her yere getirdi. Ama şu anda çok yaygın oldu kemençe. Nasıl mesela kidar, İspanyol çalgısı ama dünyanın her yerine yayıldı kidar. Kemençe de aynı o şekilde geliyor yavaş yavaş. Mesela Rusya'daki Ruslar bile kullanıyor kemençeyi şu anda, müzisyenler. Doğu'ya bile kemençe gönderiyorum, çalıyorlar mesela. Onlarda da kaba kemane türü farklı bir kemençe var. Tamam mı? Bunlar da mesela Rum tipi. Onların en mesela tiz kemençeleri şu kadar, mi. Kemençeyi yapan, şimdi halka eğitimler mesela tersler veriyor. Kemençe yapma tersi, çalma tersi. Halka eğitimlerin çok büyük şeyi var Trabzon halka eğitiminin. Yani çok büyük insanlar da halkı eğitmekte katkısı vardır. Üniversitelerden daha çok. Üniversite hala daha Trabzon Üniversitesi. İyi ki iyi yere değindik. Daha kemençeyi saz olarak kabul ettiği yok. Öyle mi? Gerçekten ettiği yok yani. Almış mesela kemençe, ekip olarak çalıştırıyoruz. Faktör ekibini kemençe çalıyor adam. Hani bunu eğitelim, bunu inceleyelim, bunu dökelim nodaya. Tamam mı? Böyle bir saz olarak kabul edelim mi? Daha Trabzon'dan kemençe, daha hiç sahip çıkmamış ona üniversite. Ama halka eğitimde mesela trap tebrik ediyorum. Gerçekten Körele'deki halka eğitimde aynısı. Çoğu yerlerde, mesela Karadeniz halka eğitimlerinde kemençeye bayağı ilgi gösteriyor halka eğitimler. Yani iyi ki halka eğitimler var. İyi ki halka eğitimler var yani. Ama üniversite çıkmasını isterdim yani. Üniversite kemençeye sahip çıkmasını isterdim. Çünkü bu başlı başına bir orkestra. Sembolü orkestra yani. Tek başına bir orkestradır kemençe normalde. Hiç yanında başka enstrüman olmasa bile kemençeyi çalabilirsin. Dinledebilirsin ama diğer ki enstrümanlarda onu o yok. Yanında başka enstrümanlar olması lazım.